Malatyaspor'un kamp yaptığı oteldeyiz. Türk futbolu adına önemli bir oyuncu, çok konuşulan bir oyuncu Yahoviç var şu anda yanımızda. Hoş geldi kendisi yayınımıza. Hoş bulduk. Transfer sürecini merak ediyorum. Nasıl gerçekleşti? Detayları biraz kendisinden dinleyebilir miyiz? Tabii ki bir ay önce bir Sergen Hoca ile telefonla konuştuk. Sergen Hoca gelir misin dedi. Şimdi ben Sergen Hoca ile çalıştığım için onun oyun stilini, anlayışını çok iyi biliyorum ve benimsiyorum. Onun için çok fazla zorlanmadım. Tabii bir de kulübün nasıl olduğunu bildiğim için hemen evet dedim ve geldim. Konyaspor'da istediğin performansı sergilediğini düşünüyor musun? Ya öncelikle performans olarak performanstan öte elimden gelen her şeyi her zaman veriyorum. Çünkü ben profesyonel bir oyuncuyum. Tabii iki sene önce gösterdiğim Göztepe'deki performansı Konya'da belki göstermemiş olabilirim ama bunun değişik faktörleri var. Sürekli hoca değişikliği, değişik oyun anlayışı buna neden olan faktörlerden biriydi. Göztepe'deki göstermiş olduğu performansla Konya'daki göstermiş olduğu performansın arasındaki fark neydi ya? PTT Ligi'ne çıktığınızda Tamer Hoca geldi. Tamer Hoca'nın ofansif futbol anlayışı bunun Göztepe'de gösterdiğim performansın etkin nedenlerinden biri oldu. Konya'da biraz daha defansif bir anlayışla oynadık. Tabii Sergen Hoca geldikten sonra Sergen Hoca zamanında da bir 6-7 tane gol attım. Çünkü Sergen Hoca'nın anlayışı da öyle ofansif bir futboldu. Onun için aradaki tek fark bu diye söylüyorum. Hala orada göstermiş olduğu performansla Göztepe taraftarının gözünde yeri ayrı. Yahoviç'i çok seviyorlar. Taraftarın etkisi var mıydı? Konya taraftarı için aynısını söyleyebilir mi? Ona yaklaşımıyla ilgili. Ben öncelikle tabii ki Türkiye'de, sadece Türkiye'de değil diğer ülkelerde de öyle performansa dayalı bazı şeyler olabiliyor, yaşanabiliyor ve ben bunu çok normal buluyorum ama Konyaspor seyircisi beni sevmiyor ya da daha fazla seviyor diye değerlendirmem. Çünkü şimdi Göztepe'de biz farklı bir dönemden geçtik. Özellikle benim son dakikada attığım gol ve aynen özellikle son attığım gol lige çıkmamıza neden oldu. Tabii ki onların biraz sevgisi daha büyük olacaktır, normaldir. Onun için öyle bir büyük bir fark var diyemem. Yeni bir takıma geldi ama biraz bahsetti. Sergen Hoca'yı yakından tanıyor kendisi. Sergen Hoca ile beraber ligde neler yapacaklarını düşünüyor. Yeni hedefle ilgili düşüncesini alabilir miyiz? Öncelikle çok iyi hazırlanmamız gereken bir sezon olacak. Nitekim de aynı şekilde hazırlanıyoruz. Sergen Hoca'nın ofansif anlayışı, takım oyunu özellikle. Takım oyunu benimsememiz lazım ve bir an önce uyum sağlamamız lazım. Uyum sağladığımız takdirde hiçbir sorun olmayacağını düşünüyorum. Ve Malatyaspor için bir tarih sayfası açmayı planlıyoruz. Öncelikle gruplara kalarak. Kendisinin oyun anlayışıyla Sergen Hoca'nın oyun planı uyuyor mu? Yani buradan onu çıkarabiliyor musun? Tabii ki uyuyor çünkü Konya'da çalıştığımız kısa süre içinde bu sistemi görme şansım oldu. Nitekim bizden sonra Alanyaspor'a gittiği zaman da takip ettim. Aynı sistemi orada da uyguladı. Bu sene de biz bu sistemi çabuk benimsersek oyuncu olarak hiçbir sıkıntı kalmayacağını düşünüyorum. Çalıştığı hocaları nasıl değerlendiriyor? Şimdi ben ilk Türkiye'ye geldiğim zaman Okan Hoca ile beraber başladım. Ondan sonra Tamer Hoca ile çalıştık, Rıza Hoca ile, Sergen Hoca ile, Aykut Hoca ile çalıştık. Hiçbiri hakkında hiç kötü bir şey söyleyemem çünkü gerçekten yok. Sadece aralarındaki fark oyun anlayışı, kimisi daha defansif oynuyor, kimisi daha ofansif oynuyor. Ama tabii benim en çok hoşuma giden oyun tarzı Okan Hoca'nın, Tamer Hoca'nın ve Sergen Hoca'nın oyun anlayışı ofansif. Okan Hoca da yeni bir takıma gitti. Şampiyonluk yarışında önemli bir pay sahibi Medipol Başakşehir'de artık görev yapacak. Ona da bir şey söylemek ister mi şimdi değindi diye sormak istiyorum. Etkili olacağını düşünüyor musun? İnşallah Okan Hoca'nın istediği her şey olur. Sonuçta iyi bir hoca, beraber çalışma fırsatı bulduğumuz bir hoca. Transfer olduğunda telefonla aradım, kendisini tebrik ettim, başarılar diledim. Onun için başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü şu an daha iyi bir oyuncu kalitesine sahip bir takımı çalıştıracak. Zannediyorum ki başarılı olacak ve inşallah da olur. Yeni Malatyaspor'da Avrupa Ligi'nde yer alacak. Onun adına nasıl bir deneyim olacağını düşünüyor? Öncelikle tabii ki bu gurur verici bir şey. Daha öncesinde ben yaşadım bu olayı Hırvatistan'da Rijeka, Bosna'da Sarajevo takımıyla. Tabii ki önemli bir
önemli bir mücadele olacak bu sezon, özellikle Avrupa'da. Ya tabii ki gururdan öte iyi bir sonuç almamız gerekecek. Benim için de Avrupa'daki amacımız en öncelikle gruplara kalmak. Şu üç maçı, dışarıda içeride oynayacağımız üç tane takımla da yenip gruplara kalmak. Benim için önemli olan o. Geçtiğimiz sene forvet anlamında sıkıntılar yaşıyordu yeni Malatyaspor. Kendisinden beklentiler büyük. Bununla ilgili ne düşünüyor? Bu olumlu mu yansıyacaktır, olumsuz olarak mı yansıyacaktır? Bu doğru. Ya tabii ki Sergen Hoca beni getirdiyse büyük ihtimalle o aradığı, istediği kaliteyi beraberinde getireceğimi de düşündü. Tabii ki her santrforun inişleri çıkışları vardır. Buraya gelen futbolcular da öyle. Hiçbir zaman her performansı her sene aynı şekilde gösteremiyorsunuz. Ama ben umuyorum ki burada iyi bir sezon geçireceğiz hep beraber. Genel olarak sıkıntı Türkiye genelinde de, yani yeni Malatyaspor özelinde değil ama bu problem yaşanıyor diğer takımlarda da. Ama şunu da merak ediyorum, beğendiği golcü oyuncu var mı Türkiye liginde? Doğru. Öncelikle santrfor olarak sorduğunuzda böyle çok göze batan, sivrilen ya da benim full diyebileceğim santrfor. Mesela örnek verdiğinizde mesela bir Diagne'nin ne kadar gol attığını hepimiz biliyoruz. O ceza sahasının içinde gerçekten gol atmayı bilen bir oyuncu. Ama full bir oyuncu mu benim için diyemem, full bir oyuncu olduğum için. En full'e en yakın oyuncu Türkiye'de bir santrfor olarak Burak Yılmaz'dır. Koşulları olsun, bitiriciliği vesaire. Oyuncu, en iyi oyuncu, en beğendiği oyuncu olarak da Adem Laiç. Onun yanında Vişça var, Robinho var ama tabii Adem Laiç'in kalitesi, araya topu sızdırması, sıkışılan yerde topla beraber çabuk çıkması. Adem'i belki de şu an Türkiye'deki bana göre en kaliteli oyunculardan biri yapıyor. Forvet'i sormuşken defansı da sormadan geçmeyelim. Geçtiğimiz sezon en zorlandığı defans oyuncusu kimdi? Ya şimdi mesela geçen sene hatta benim takım arkadaşım bir anda Kadu. Hatta beni sakatlayan da Kadu oldu geçen sene Konya'da oynarken. Kadu diyebilirim çünkü nerede yakalasa vurdu bana. Kontrolsüz girişleri de oldu. Yani sayabileceğim Skertel'le Luindama. Şunu da merak ediyorum. Sarı kırmızı renkler favorisi mi? Veya performansına etkisi olduğunu söyleyebilir miyim? Öncelikle Makedonya'da başladığım takım da sarı kırmızıydı. Makedonya milli takımı da sarı kırmızı forma giyiyor. Ya belki de bu bana bir şans getiriyor diyebilirim. Kendini evinde hissediyor mu diyelim? Evet. Kıyafet konusunda da oldukça dikkatli. Kendisi mi giyiniyor yoksa eşi mi yardımcı oluyor, merak ediyorum. Yok kimseyi, ben kendim kesinlikle kendim giyiniyorum. Tabii internetten de takip ediyorum modayı. Zaten bugün sosyal medya çok herkesin ulaşabileceği yerlere geldiği için insanlar oradan bakıp da bazı şeyleri takip eder. O kadar, sadece internetten bakıp da modayı iyi takip ettiğimi söyleyebilirim. Peki futbola döndüğümüzde ise bu sene kaç gol atacak kendisi? Buradan belirleyelim sezon sonu. 50. 50 tane. Ya normal mi? Tabii ki her santrforun, özellikle de benim atabileceğim kadar atmaya çalışacağım. Herkesin amacı odur, özellikle santrforların. Ama tabii ki benim için önemli olan Malatyaspor'un kazanması. Şimdi size bir rakam vermek yanlış olur çünkü 20 desem, atamasam yalan söylemiş olacağım ama elimden gelen her şeyi yapacağımı umuyorum. Sergen Hoca'nın bu sistemde çok çabuk uyum sağlarsak bunu bir şekilde gerçekleştirebileceğimi de düşünüyorum. Kendisi uzun yıllardır burada, Türkiye futbolunu da yakından tanıyor. İnşallah kendisine uzun yıllar izleriz Türkiye'de de. Karakteri olsun, futbol anlayışı olsun. Örnek bir oyuncu. Ama bundan sonraki durağı neresi olacaktır? Türkiye'de uzun yıllar izleyeceğiz mi kendisini? Merak ediyorum. Bu doğru. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü beni tanıyan insanların karakterimden bu şekilde güzel bir şekilde bahsetmeleri beni çok onur ediyor. Ama tabii ki futbolda şu an 32 yaşındayım. Ayaklar daha ne kadar tutacak beni, ama genellikle ben ayakları yere basan bir karaktere sahibim. Onun için olduğum yerden de çok mutluyum. Tabii ki ileride zaman ne gösterir bilemeyiz ama futbolu bıraktıktan sonra eşimle de konuştuğum gibi çocuklarımızla beraber büyük ihtimalle %90 bir şekilde İzmir'e yerleşmeyi düşünüyoruz. İnşallah.
Son olarak Malatya Spor taraftarlarına bir şey söylemek ister mi? Aslında Türkçe de. Türkçe de söyleyeyim. Hadi Türkçe. Aynen. Burada hem kayıttayken böyle görüşürüz tamam. Bile. Yavaş yavaş. Deneyelim böyle. Yani. Ne söyledi benim bizim taraftar? Ben sadece söyledi lütfen her maç gelecek. Her maç bizim stadde sport doldursunlar. Doldursa sen. Son... Yardım alabiliriz. Evet. Joker hakkı var iki Joker tane. Hakkı, bir tane gitti. İnşallah da bu sezon beraberlik yapıyorum. İyi rezultat. İyi şimdi grupe. Birinci şimdi var maçta kupa UEFA. Sonra inşallah yavaş yavaş beraberli sezonda. Hep beraber. İyi, iyi bir sezon geçireceğiz. Evet. Peki. Çok teşekkür ederim bize vakit ayırdığı için. Rica ederim. Yavuç'la birlikte çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Yeni Malatya Spor'un kamp yaptığı otelde röportajımızı şimdi noktalıyoruz.